Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere InDesign'de Master Page, yani kalıp sayfası yapmayı göstereceğim, mantığını anlatacağım. Ben şimdi 10 tane sayfa açtım buraya, size örnek gösterebilmek için. Burası bizim sayfa kısmımız InDesign'da. Burası da Master Page kısmımız, yani kalıp kısmımız. Şimdi mesela burası benim kapağım olsun. Buralar normal sayfalarımız olsun. Biz işte tasarım yaparken şekiller, yazılar falan filan kullanıyoruz. Ben bugün size şekillerle anlatacağım Master Page'in mantığını. Ben buraya şöyle bir şekil çizdim tasarım yaparken. Şu an sayfamda gözüküyor, şöyle yaparsam. Şurada gözüküyor ikinci sayfamda. Ben bunu tasarım yaparken oynatabiliyorum buradayken. İşte elime gelebilir, sürekli takılabilir gibi. Ve sadece bir sayfa gördüğünüz gibi uygulanıyor. Diğer sayfalar uygulanmıyor. Ama şimdi bunu silelim. Ben Master Page kalıp kısmına girirsem, şu gördüğünüz yere çift tıklarsam içine girmiş oluyorum kalıbın. Burası sol kalıp, burası sağ kalıp oluyor. Şöyle, burası sola, burası sağ. Şimdi buraya bir şekil çizeceğim. Şöyle gözükecek mi? Gözükecek. Heh, gözüktü. Gördüğünüz üzere, rengini şöyle yapalım bunun. Gördüğünüz üzere şu an sol taraftaki sayfaların hepsinde bu yaptığım işlem gerçekleşti. Şimdi şuraya da şöyle bir şey yapalım. Bunun rengini de öyle yeşil yapalım. Evet, şimdi sağ kalıbımda da böyle bir yeşil kutucuk yaptım ben. Bunun kolaylığı bize yani 10 sayfa az gibi duruyor ama biz bazen 1000 sayfalık, abartayım 2000 sayfalık şeyler çalışabiliriz. Bu yüzden bize bir kolaylık sağlıyor. Direkt otomatik bütün sayfaları bunu atıyor. Şimdi mesela sayfamdan kalıp sayfasına çıkınca göreceksiniz. Mesela çıkmak için herhangi bir sayfa ilk kere tıklıyorum. Geldim. Her sayfamda var bunlardan. Ama gördüğünüz gibi benim artık ben buna burada tıklayamıyorum. Bu kolaylığı oluyor. Tasarım yaparken sürekli benim elime gelmiyor. Mouse'uma gelmiyor. O yüzden bu kolaylığı oluyor bunun bir de. Bunu A kalıp, B kalıp çoğaltabiliyoruz. İstediğimiz kadar kalıp açabiliyoruz. Yeni kalıp diyelim. Mesela B kalıbımız. Bu kalıba da mesela ben şöyle bir şey yapayım. Yuvarlak çizelim. Şöyle. Bunun rengi de sarı olsun. B kalıbımın içinde böyle bir şey var. Normal sayfalarımızı gelelim. Ben istemiyorum. Burada bu olsun. Ben B kalıbındaki şeklin burada olmasını istiyorum. Geliyorum, B kalıbındaki şekli tutup bırakıyorum. Artık burada B kalıbımın şekli, tasarımım burada. Ama mesela ben kapakta hiçbir şey olsun istemiyorum. Bu sefer de yoku alıp, yoku üstüne tıklayıp gelip istemediğimiz sayfanın üstüne bıraktığımızda hiçbir kalıbın tasarımı olmuyor. Gördüğünüz gibi mesela ben bunu burada istemiyorum. Bunu burada istemiyorum. Elime gelsin istiyorum. Hani diğer sayfalarda olsun ama bu sayfada da olsun ama ben buna tıklayayım, rengini değiştireyim istiyorum. Ctrl Shift basılı tutup üstüne tıklarsak artık bu kalıp sayfasından çıkıp burada bizim elimizi işte değiştirebileceğimiz şekilde oluyor. Tam anlatabildiğimi bilmiyorum. Yani şöyle demek istiyorum. Ctrl Shift'e basınca kısa yolunu şöyle yazayım size. Artı şöyle yitelim. Kısa yolumuz bu. Bunlara basılı tutup tıklarsam bu yaptığımızın tasarımın üstüne artık bu
Normal sayfalarda da bizim ulaşabileceğimiz, tıklayabileceğimiz, rengini değiştirebileceğimiz hale geliyor. Kalıptan çıkıyor yani. Burada ben buna tıklayınca, mesela şuna tıklayınca rengini değiştiremiyorum, oynatamıyorum ama bu yaptığım kısa yolla tıkladığımızda artık rengini değiştirip işte yerlerini değiştirebilirim. Bunu da göstereyim dedim size. İşte Master Page'in genel olarak amacı bu. Bir dahaki dersimizde size InDesign'da sayfa numarası koymayı göstereceğim. Daha sonra sayfa numarasında da bazı özellikler, ayrıntılar geliyor. Diğer dersimizde de onu göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sayfama abone olup videomu beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. İstediğiniz içerikleri ya da sormak istediğiniz sorular varsa da yoruma yazabilirsiniz. Ayrıca ankete katılıp bir dahaki haftanın hangi program üzerinden ders gelmesini istiyorsunuz anketten seçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, evde kalın, görüşmek üzere.